İş Güvenliği Meclisi'nin verilerine göre Türkiye'de her gün ortalama 6 işçi hayatını kaybediyor. Son örnekler Ankara ve Adana'dan geldi. 4 işçi yaşamını yitirdi. Ölümlerin nedeni ise basit iş güvenliği önlemlerinin alınmaması. NTV WhatsApp hattına gelen görüntülerde işte bunun kanıtı. Ankara'nın Sincan ilçesindeki inşaatta 12. kattaki iskele çöktü. O sırada apartmanın dış cephe mantolamasını yapan 3 işçi düşerek hayatını kaybetti. İkisi kardeş, biri kuzen işçilerin ölümü, iş güvenliğindeki yetersizlikleri bir kez daha gündeme getirdi. 1000 liralık emniyet kemeri takılsaydı, belki de işçiler hayatta olacaklardı. İskelenin uygun standartları olmadığını göstergesi, orada bir malzeme yorgunluğu veya montaj hatasının olduğunu göstergesi. Dünkü kazada aslında bu bahsettiğimiz kemerlerden olmuş olsaydı, görmüş olduğumuz kemerlerden olmuş olsaydı, eğer iskele çökmüş olsa dahi kişiler aşağı düşmesini engellemiş olacaktık. Yatay veya dikey yaşam alatlarına bağlı olan bu kemerler askıda tutacaktı. Bu görüntülerde Mersin'de. NTV WhatsApp hattına gönderilen videolarda, İşçilerin emniyet kemeri taksa da onu bağlamadıkları görülüyor. İşçiler bir iskeleden diğerine hiçbir önlem almadan geçiyor. Şok emici emniyet alatı düşme anında açılarak 1,5 metre sizin frenleyerek düşmenizi sağlayacaktır. İzlediğimiz görüntülerdeki kullanılan ki hepsinde yoktu, sadece 4 işçinin 3 tanesinde vardı. Bellerine taktığı bel tipi kemer bile diyemeyeceğimiz kolon malzemesinden yapılmış iptidai malzemeyi taktıklarını görmüştük. Bunu herhangi bir yere sabitlemedikleri için yine düşme işlemini engellemeyecekti. Velev ki sabitlemiş dahi olsalardı bu sefer sakat kalma durumları söz konusu olacaktı. Bir başka işçinin ölüm haberi de Adana'dan geldi. 43 yaşındaki Turgay Yılmaz Edifçi, sokak lambasını tamir etmek için elektrik direğine tırmandı. O sırada akıma kapıldı ve hayatını kaybetti. Türkiye, Avrupa'da en çok iş kazasının gerçekleştiği ülke. Her gün ortalama 6 işçi hayatını kaybediyor. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi'nin verilerine göre sadece Temmuz ayında 144 işçi yaşamını yitirdi.